العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, ashabına üzerine olsun. Biz evvel bir neçe her defa görüşümüzde bir sureden çıkan faydalar dokunmuştuk. Yani her sureden çıkan bir güzel faydalar. O surelerde Allah da bizlere neyi buyurur, ne mesajlar verir. Bugün gelmişiz Kasas suresine. Kasas suresinden çıkan kısa faydalar. Ve birinci burada ne fayda altı buyur. Ve nurid en nemunna alellezine sud'ifu fil ard ve nec'alehum e'immeten ve nec'alehum el varisin. O kesler yer üzerinde zayıf düşübler, zayıftirler. Allah da onlara öz fezletini verer, onlardan imamlar ve onları varis eder yer üzerinde. Ona göre yani bu ayet manası oldu ki el ummetul mustad'afe, bir ümmet, bir kavim ne kadar zayıf düşse de, zayıf olsa da diğer kafirler önünde vesaire hiç zaman tembel olmalı. Her zaman hakkı aktarmalı, hakka tabi olmalı ve hiç zaman ümitsiz olmalı değil. Çünkü Allah Teala yardım edecek zayıflara, fakirlere, miskinlere. Ve sonra buyurur: "Vasbaha fuadu ummu Musa fariga." وَاِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا اَنْ رَبَطْنَ عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Musa'nın anasının kalbi değil, bomboş, ne manada bomboş, yani kalbinde bir sıkıntı yarandı. Neye göre? O zaman ki Allah Teala dedi ki onu sandığın içerisine suya at. Biz onu sana kaytaracak. Çünkü Firavun uşağları, oğlan uşağlarını diri diri öldürürdü. O ilde ki Musa Aleyhisselam dünyaya gelir, o il uşaqların öldürülen idiydi. Bir il öldürüldü, bir il öldürmüldü. Çünkü neye göre? Yuxusuna göre korkmuştu. Ama biz onun kalbini ne anlatan, ne sabit ettik deyir. Bakın burada esas mesele nedir? Az kala bir ruza verecekti ki onu evladıdır diye. Sonra Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un hayat yoldaşı götürür, saraya getirirler, hiç kimseden süt emmir, sonunda anasına kaytarırlar. Az kaldı diye anası dözmeden bir rüze verebilirdi ki bu benim evladımdı diye. Allah onu diye sabit etmeseydi, bilseydiler nedir? Elbette öldürecektiler. Ona göre diyor ki bu ayeden çıkan fayda inne min a'zami ni'ami la ala abdi. Allah Teala'nın kullarına bahşet en büyük nimeti nedir? Ve a'zami ma'una, en büyük yardım nedir? Allah Teala onu sabit etsin kalbini. Hem dünya meselelerde hem dini meselelerde. Yani kalbini neden sabit etsin? İndel mekhafif, mekhavif, korkulu hallarda veyahut da ki çetin durumlarda, pis vaxtlarda Allah onu inesin, kalbini deyir, sabit etsin deyir. Çünkü esas olur ki Allah kulunu sabit etsin. Ve Allah'ın her zaman sabitliği diliyor. Feradadna ila ummihi key teqarra aynuha ve la tahzan. Allah'ta buyurur ki biz onu anasına kaydardık. Bununla anasının gözü hoş olsun ve kederlenmesin. Bakın Allah da yeniden vəd vermişti. Musa'nı balacayken yeniden anasına kaytaracak. Yani buradan çıkan fayda da İbn-i Kesir buyurur ki لَمْ يَكُ بَيْنَ الشِدَّ وَالْفَرَجْ اِلَّا الْقَلِيلِ Şiddetle, sıkıntıyla rahatlık arasında az bir vakit vardır deyir. Subhanallah. Gece, gündüz veyahut Allah bilir. Çünkü فَسُبْحَانَ مَنْ بِيَدِهِ الْاَمْرِ Çünkü bütün işler Allah'ın elindedir. اَلَّذ۪ي يَجْعَلْ لِمَنِ اتَّقَاهُ O kez ki Allah'tan korkur, yani vacibleri yerine getirir, haramlardan çekinir, Allah ona her bir sıkıntıdan, kederden deyir, rahatlık verer. وَمِنْ كُلِّ دِيقٍ مَخْرَجَ Her bir darlıktan sonra onu çıkış yolu gösterer. Onun için her şey Allah'ın elindedir. O kez ki Allah'ın buyruklarını yerine getirir, haramlardan çekinir, Allah yardım eder. Allah nece ki Musa Aleyhisselam'ı anasına kaytardı. Ve sonra buyurur, وَجَاءَ رَجُمْ مِنْ اَخْصَى الْمَد۪ينَةِ يَسْعَى Şehrin diğer tarafından bir nefer geldi, kaçarak. قَالَ يَا مُوسَى Dedi, ey Musa, اِنَّ الْمَلَى يَأْتَمِرُونَ بِكَ اَنْ يَخْتُلُوكَ Toplanımla, Firavun ve adamları ki, seni öldürsünler diye. Musa Aleyhisselam neyi dedi? Haber verdi ki onu uzaklaştırdı. Ona göre insanları şer isten çekindirmek, gıybet değil, söz taşımak değil. Söz taşımak ne zaman günahtır, söz taşımak ne zaman
haram sayılır. İnsanlar arasında fesat yaratmak, insanları birbirine vurmak ama bir insanın şerrinden insanları çekindirmek, sözleşmek değil. Nedir ki? Musa Aleyhisselam gelip haber verdi ki onlar senleri öldürmeyi istediler. Musa Aleyhisselam haber vermeseydi ne olacaktı? Ona göre de yani gıybet, sözleşmek ne zamandır? İnsanlar arasında fesat yaratmak ama insanları şerrden korumak için, şerrinden çekindirmek için diğer insanlara şerrden haber vermeyi o ne deyir? Gıybet değil. Ve sonra buyurur فَقَالَ رَبِّ اِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ اِلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ dedi ki ey Rabbim senden gelen her nimete mühtacım. Bu kimin duasıydı? Musa Aleyhisselam'ın duasıydı. Ne zaman dua etmişti? Musa Aleyhisselam Misir'den kaçır Medyen'e gelir. Medyen deyilen yerde. Orada gördük iki tane bacı var. Çobanları gözlüyorlar. Çobanlar gelsinler. Su çıkarsınlar, su kuyusunun ağzını kaldırsınlar. Kapağı büyüdü, 10 nefer götürebilir onu ancak. Ve ne inledi Musa Aleyhisselam? Özü o kadar güçlüydü Musa Aleyhisselam. O kapağı tek indirdi ve o kuyudan suyu doldurdu. Arka, oradan onun koyunları su içtiler. Yani onlara su çıkarttı. Ve sonra ağacın altına çekildi. Hiç kimsesi yok, tek başına. Dedi ki, ey Rabbim, senden gelen her bir nimete mühtacım. Acizlik. Bakın asıl dua budur. Allah da derhal Musa Aleyhisselam cevap verdi. O bacılardan birisi geldi. Dedi sen atam çağırır. Atası onu çağırdı. Salih bir insan. Şuayb'in neslinleriydi. Şuayb peygamber değildi. Ondan sonra ne oldu? O kızlardan birisini de onu evlendirdi. Ve orada kaldı. 10 yıl işledi. Evi doldu. Yaşayışı doldu. Nedir? Bir kelimeye göre. Rabbi inni lime enzelte ileyye min hayrin fakir. Yani senden gelen her hayre mehtacım. Bir sıkıntın var. Bu duanı eleyebilirsen, eleyebilirsen. Ona göre ki, bana diler ki, sual bihali, yani durumda bir çetin durumda edilenin duası. Bir var dinle bir şeyle isteyirsen, bir de var o ele bir durumda sanki o halde Allah'a yalvarma ve fakirliği itiraf etme. Bakın ne diyor? قَالَتْ اِحْلَاهُمَا يَا اَبَتِ اِسْتَأَجِرُهُ Onlardan birisi böyle dedi, ey atam onu bizim yanımıza işlemek için onu neyle? Götür. Pul mügabilinde. İnne hayra men istecertel kaviyyul emin. O hem emindir hem de çok güçlüdür. Ama neyle dedi? Elbette ki onu evlendirdi. Onlardan bir bacıların birisini evlendirdi ve yanında kaldı işledi. Görün bir duaya göre Musa Aleyhisselam'ın hayatı değişti. Rabbi inni lime enzerte ileyhi min hayrin fakir. Yani senden gelen her hayre mühtacım. En azametli nedir? Güzel dualardan birisidir Musa Aleyhisselam duası. Çünkü orada acizlik etraf var. Ve sonra ne dedi? قَالَ سَنَشُدُّ عَدُدَكَ بِأَخِيكَ Sonra Musa Aleyhisselam peygamberi verenin sonra dedi ki kardeşinle sana yardım edecek. La ilahe illallah. Ve dedi ki alimler لَيْسَ اَعْظَمْ مِنَّتْ عَلَى اَخِيهِ مِنْ مُوسَى عَلَى هَارُونَ Musa'nın Harun üzerinde olan en büyük yani Allah'ın ona bahşettiği nimet neydi? Onu diye peygamber etti. Çünkü Musa ne dedi? Kardeşim bana yardım et. Allah ona peygamberliği verdi. Bir Musa Aleyhisselam ne dedi? Duasına göre. Ve sonra buyurur. فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكْ فَاَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاهُمْ Eğer onlar sana, senin çağrışına cevap vermeseler, bil ki onlar öz isteklerine tabi olurlar. Yani ne diyor ayağın manası? مَنْ تَرَكَ الْاِسْتِجَابَةِ لِي رَسُولُ اِذَا ظَهَرَ لَهُ السُنَّةِ Kim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sünnesini bilirse ve ondan sonra onu terk edirse öz isteğini arzusuna göre ki falan kesin rey daha güzeldi o zaman o Allah ve Resulü'nün çağrışına cevap vermeyecek. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا Değil, ahiret yurdu kimler içindir? Yer üzerinde tekebbüllü göstermeyen ve fesat tökmeyenler için. Yani haksız yere kan tökmeyenler için. El-ulû fil-ard, yer üzerinde haddinaşma demeyi, el-tekebbür bi-gayri hakkın. Haksız yere tekebbüllü göstermeyi, insanların öz üstünü tutmak, vel-fesat, ne demeyi, fesat töretmeyi, ahdil-mel bi-gayri hakkın. Haksız yere kiminse malına tecavüz edemeyi. Yer üzerinde değil, fesadı odur. Kimisə malını təcavüz eləmək, haqqız yer, kimisə pulunu götürmək, kimisə bir mülkünü qəsb eləmək. Ona görə deyir ki, ahirət yurdu onlar üçün deyil. O sifətlərdə olmayanlar üçün. Və sonra buyurur, kullu şeyin həl illə vəcim. Yəni Allahdan başqa deyil, hər şey nədir? Fanidir. Və sonra gəlir Ənkəbut surəsi
Bu da çok faydalı sorulardan birisi de. Değil ama. Em hasiben nasu en yutraku en yekul amanna ve hum la yuftanun. Bakın ne diyor Allah Teala. İnsanlar ele düşünürler ki deyip onlar iman getirdiği dediklerine göre Allah onları imtihana çekmeyecek. Bazıları diyor ki ben namaz kılarım. Niye ben Allah imtihana çek? Böyle bir şey yok dinimizde. Allah istediği kulunu imtihana çeker. Öyle zannediler insanlar ki iman getirdiği Allah ona imtihana çekmez. Hayır, aksine Allah sevdiği kulları imtihana çeker. Onu diyor ki فَلَا بُدَّ مِنْ حُسُنْ أَلَمْ لِكُلِ نَفْسِ مُؤْمِنَا وَاَوْ كَافِرَ İster kafir olsun, ister mümin olsun, Allah da istediği kulunu imtihana çeker. Ama mümin bu dünyada imtihana çeker, kafirden çok olur imtihanı. Çünkü onunla günahları bağışlanır. Ve o yorgunculuktan sonra onu ebedi cennet gözleyir. Ona göre dünyadır bu. Men kâne yercu liqa Allah fe inne ecre Allah le'ed ve huves semîn alîm. Eğer kim Allah'la görüşmeye ümit edirse mütlek o gün gelecek. Allah eşidendir, bilendir. Subhanallah. Yani kullu et inne hu qarib. Her bir insana gelecek. Çok yakın bir zamanda. Ölüm. Hem muzab. O zaman değil, Allah'la görüşeceğin için hazırlaş. Neyle? Yaxşı əməllərlə. Həmçinin deyir alimlər bu ayə kimlər üçün təsəllidir? Allahı sevən qullar üçün. Çünki Allahı sevən qulların bir arzusu var. Nə zaman Allahla görüşəcəklər? O qədər qəlblərinə sevgi var ki, Allahla görüşəcək günü gözləyirlər və Allah da onların qəlbinə gözəl bir təsəlli verir. Mütləq o gün gələcək. Yəni insan bu dünyadan köçəcək. Və sonra buyurur: "Və lə yəhmilun əfqaləhum və əfqalan mə əfqalin." Öz günahlarını ve diğer insanların günahlarını değil, çiğinlerinde taşıyacaklar. Subhanallah. Kimlerdi? Öyle bir günah edirsen ki, ne kadar insanlar o günaha cevap edirse. Misal olsun diye ki, günahlar ümumiyetle, günahların en büyük sebebi nedir? İnsanları, sen günah edirsen ve insanlar o günaha davet edirsense, onları teşvik edirsense, onların bütün günahlar deyir, senin beline yükleneceğiler. Ona göre nedir sahillerden birisi? En güzel insan odur ki, en yakşı insan odur ki, bu dünyadan köçende günahlar da onunla beraber ölür. Yani ne günah edilmiş, o günahlarını hiç kimse tekrar etmiyor, onun günahlarını yayılmıyor. Ama bir insan insanları şirke çağırırsa, bidete çağırırsa, günaha çağırırsa, bütün o kim ne kadar o insanla onu emel edirse, onların günahları da kıyamet günü onun çiğnine yüklenecek. Ve sonra buyurur: "Ve tilka emsalu nadribuha lin-nasi ve ma ya'kiluha illa'l-alimun." Bu misalları biz çekirdi. Bunu ancak alimler, bilenler derk ederler. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 40'tan çok misal çekir. 40'a misal çekir. Onunki alimlerden birisi bazı Allah'ın çektiği misalları başa düşmeyende ağlayar. Çünkü altı nedir? Onu ancak da bilenler anlayar. Yani ben onu niye bilenlerden değilim? Tutlu mâ uhî ileyke minel kitâb. Sana vahyolunan kitaptan oku. Ne demeydi burada oku? Yen ittiba'hu. Ona tabi ol. Kitabın emirlerine, yani Kur'an-ı Kerim'de gelen emirlere tabi ol. Qadağanlardan çekindir. Onun buyurduğu yolla git. Kur'an-ı Kerim'in haberlerini, yani Allah'ın buyurduğundan tesdik eyle. Düşün. Ve onun Kur'an-ı Kerim'i oku. Sonra buyurur: İnne salâte tenhâ anil fahşâi vel munker. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Namaz bir insanı fahiş, murdar, yani zinadan, pis işlerden koruyar diye. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Allah'ı zikretmeyi daha büyüdür. Onun gibi namazdan iki tane maksat var, kest var. Nedir birinci? تَنْهَا الْفَحْشَ وَالْمُنْكَرُ İnsanı münker pis emellerden çekindirir. Eğer sen çekinmirse de demek namazında kusur var. Doğru dürüst kılmır sana. Ve sonra وَهُوَ مُشْتَمِلْتُ عَلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Namaz öz ne demeydi? Allah'ı zikretmeydi. Ve sonra buyurur وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبْرَنَا O kesek ki bizim yolumuzda cihad ederler, onları doğru yola yönelir. Ne demeydi cihad? En güçlü cihad hansıdır? Nefsi cihad. İnsanın öz nefsini haramlardan koruması, şeytana karşı mübarizah varması ve üstelik vacib emellerde devamlı olması. Ona göre de kim bunu doğru ederse Allah onu, Allah ona hidayet verer ve onlar razı kalar ve onu cennetine dahil eder. Ve sonra gelir Rum suresi. Rum suresinde kısa okuyak. Kur'an-ı Kerim'den çıkan sureler
Yani bu kadar kifayet değil. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Onlar dünya hayatından ancak gördüklerine, yani gördüklerine de inanırlar. Yani ancak dünyanın ardıncı gelirler ve ahireti unuturlar. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ Ahirettense gafildirler. Subhanallah. Yani ancak dünya hayatı bazen azdırır, ahiret için çalışmıyor. Onların bildiği ancak nedir? Dünya hayatı. Ve bu dünya hayatı onsuz da bu dünyada kalacak insan özünden hiçbir şey yapabilmeyecek. Bakın ne diyor Hasan-ı Basri? Vallahi la yablu ahadun min dunya. Bazıları var ki dünyasını o kadar güzel bilir ki enne yukallibu dirhem ala zahrihi fe yefubrike bi vaznihi dirhem kızlı eline götürür ve sana onun çeksini deyir. Neşe gram olduğunu deyir. Ama güzel namaz kılabilir deyir. Subhanallah. Hasan-ı Basri öz vaxtına göre deyir. Gör bizim vaxtımıza nedir? Yani dünyada her bir şeyi bilir, inceli bilir ama namaza gelende güzel namaz kılmanı nedir bilmiyor. Ticareti bilir, güzel namaz bilmiyor. Elm okuyur, güzel namaz bilmiyor. Her şeyi vakti ayırır, namaza çatan da namazı bilmir, öğrenmir. فَاَمَّا الَّذِينَ اَمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ O kesler ki iman getirdiler ve yakşı ameller ettiler. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ Onlar değil, cennette değil, ancak güzel söz işleyecekler. Subhanallah. Güzel söz, yani haramdan uzağa bu dünyadaki batıl sözler yok. Ancak cennette değil, güzel sözler işleyecekler. Ve sonra buyurur Allah Teala اَذَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ Yani kurularda, denizlerde fesadın, belaların çoğalması insanların ellerine ettiği günaha göredir. Subhanallah. Ona göre diyor ki men asallah fil ard kim yer üzerinde Allah asıl olarsa fakat efsede fil ard yer üzerinde fesat döretmiştir. Çünkü yer üzerinde bolluk, rahatlık, yakşılık, belalar, musibetler neye göre uzaklaşar deyir? İtaatle. Fesat varsa demek ki emellerimizde nedir? Problem var. Ve sonra buyuruyor Allah Teala: "Allahu allazi halakakum min da'fin." Allah Teala sizi zayıf yarattı. "Summa ja'ala min ba'di da'fi kuvve." Sonra o zayıftan sonra size güç verdi. "Summa ja'ala min ba'di kuvvetin da'fa." O gücden sonra size yine zayıflığı verdi veya yaşlandınız. "Yahluqu ma yasha ve huvel alimul kadir." İstediğini yaradı. O her şeyi bilendir. Allah'ın hikmetindendir ki Allah da bazı kullarına en zayıflı anı gösterir. Yani yaşlaşır, yürüyebilmir, öz özüne yardım edebilmir. Onu gösterir ki ey insan sen ne kadar zayıfsen. Zayıf doğulmuştun, in dediğin ne zayıfsen diye. Onu görmedi, insanda her zaman var ne zayıflığı. Yani, ve kusur var her zaman. Zayıflığı ve kusur. İki şey insan her zaman düşünsün ki hem sen zayıfsen hem de kusurlusan. Ve sonra buyurur fasbir inne vaadallah hak Allah'ın vaadi haktır. Ve la yestahifenneke ellezine la yuqinun. Deyir ki Allah'ın vaadi haktır. Yani sen bil ki o kesler ki iman getirmirler. Yani onlara göre sen üzülme, kederlenme. Ona göre kul bilmelidir ki onun hiçbir emeli zayi değil. Hamsına göre yazılır, Allah'a hesap verecek. Eğer bir insan hakikaten de doğru yoldaysa Allah onu çetinleri rahatlaştırar. Ama o insan ki görsen ki yüngül iş ona çetin kim gelir. Neye göre? Allah'tan uzağa. Allah ona ne diyor? Rahatlaştırmıyor. Ona göre de bu sureler nedir? Çıkan kısa faydalar idi. İnşallah imkanı yine okuyarız. Kasas suresi, Enkebut suresi, yani Allah Teala bizleri eşit faydalanlar edersin. Bir de Rum suresi. Görün balaca her surede ne güzel nedir, kısa da olsa faydalar var. Kur'an-ı Kerim ona göre nedir? Baştan ayağa hayırdı. İnsan nedir? Ne kadar olsa da her defa bir güzel nedir, faydalar elde edebilir. Allah Teala bizleri korusun, dualarımızı kabul eylesin. Allah Teala bizleri ilim öğrenmeyi de müvaffak eylesin. Allah Teala dualarımızı kabul eylesin. Sıkıntılarımızı aradan kaldırsın. Kimin ne istiyarısı varsa Allah da isteği arzusuna çaktırsın. Allah kala dünyasını değişen valideynlerimizin mekanını cennet eylesin. Allah da evladlarımızı salih kullarını eylesin. Evladı olmayanlara salih evladları bahşi eylesin. Allah da bu güzel vatanımızı korusun. Emin amanlığımız, müstəqilimiz daim olsun. Allah da bu güzel vatanımızı Mekke düşmanları ilerinden korusun. Allah da düşmanları havadarlarını
darmadağın eləsin, məhv eləsin. Uca Allah da ordumuzu korusun, ordumuza güc, güvvət versin. Vətənimizi koruyarken şəhid olanların şəhadətini qəbul eləsin. Dərgahında uca məqama yetişdirsin. Uca Allah da bizlərin də sonumuzu gözəl eləsin. Amin.